Yine son süreçte bu geçmişte Tuzluçayır'da yaşadığımız Fethullah Gülen'in projesi olan Cami Cemevi projeleri başka biçimlerde ülkenin gündemine dayatılıyor. Yani ne kadar ülkede Fethullah ve onun yapıları tasfiye edilmiş olsa da, olduğu söylense de, yani bugün aslında Cemevi Başkanlığı'yla Cem Vakfı'nın yaptığı şey ortak çalışma, ki bunu Hacı Bektaş'ta da gördük, başka yerlerde de görüyoruz şu an. Cem Vakfı'nın ortaklaşa yaptığı şeyler aslında geçmişte Cem Vakfı'yla Fethullah Gülen'in ortaklaşa yaptığı şeylerle çok örtüşüyor. Yani Koyunbaba Türbesi'nde Alevilerin cam olduğu bir yerde cami projesi. Bu işte Tuzluçayır'daki projenin aynısı. Cami Cemevi projesinin aynısı. Biz insanların inançlarına saygılıyız. İnsanlar camiye inanıp gidip namazını kılabilir, işte ibadetini yapabilir. Biz bir şey demiyoruz. Ama bizim ibadetimizi yaptığımız yerlerin de bize özgü olduğunun farkına varması lazım. Yani bu gerçekliği artık görmeleri lazım. Yani işte cemevlerine işte onların istediği, onların ibadetlerine uygun bir takım ritüelleri sokmaya çalışmak, biraz önce söylediğim gibi bizim inancımızı tarif etmek demektir. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Yani bunu ne Koyunbaba'da kabul edeceğiz, ne Hacı Bektaş'ta kabul edeceğiz, ne de başka bir dergahımızda kabul edeceğiz, ne de herhangi bir cemevimizde kabul edeceğiz. Biz şimdi cemevlerine işte bu devlet erkanının gelip oturmasını falan filan da geçmişte çok tartıştık biliyorsunuz. Biz şimdi bu cemevine, burası yönetim odası. Herkes gelebilir, misafir olabilir. Devlet erkanı da, valisi de, kaymakamı da gelir, misafir olur. Cemevini gezebilir. Yani burada bir dedenin ya da bir yöneticinin rehberliğinde cemevini gezebilir. Ama cemevinde bizim kutsallarımız vardır. Yani kimin nerede oturacağı, nerenin neyi temsil ettiği. Ama oraya, orada işte onlara o hassasiyete dikkat edilmesi ve onun öneminin vurgulanması gerekir. Yani siz gezebilirsiniz, nasıl bir yapı merak edebilirsiniz. Gezebilirsiniz, nasıl olmuş bakabilirsiniz, gelip sohbet edebilirsiniz, sorunlarınızı anlatabilirsiniz, isteklerinizi anlatabilirsiniz, bizim ihtiyaç ve taleplerimizi dinleyebilirsiniz. Ama herkes de oturacağı yeri bilmeli. Yani biz mesela bir dedemizi camide hutbe okutmaya çıkartmıyoruz. Bir imamın ya da bir devlet erkanlığına gelip biz de postumuza oturmasına müsaade etmeyeceğiz. Etmedik, etmeyeceğiz. Bundan sonra da edilmeyecek. Sorunumuz oldu ama bizim kadar onların da sorunu olduğunu onlara anlatmamız lazım. Yani zorunlu din derslerinin, seçmenin zorunlu din derslerinin, ÇEDES'lerin, işte maarif modellerinin bu ülkede sadece Alevilerin problemi olmadığı, ortak bir problem olduğu, birlikte yaşam irademizin bu projelerle yok edildiğini bütün halka, halklara anlatmak zorundayız.